Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuyumculuk hamuru ile zirkon taş mıhlama nasıl yapılır onu göstereceğim. Bunun için bu malzemeleri arkadaşlar kuyumculuk hamuru, hobi malzemeleri internetten satan yerlerden temin edebilirsiniz. Kuyumculuk hamuru arkadaşlar iki çeşitten oluşur. Ben bir tanesine A grubu, bir tanesine B grubu, yani artı eksi olarak da satılabilir. Bu iki tane farklı hamuru ayrı ayrı paketlerde muhafaza ediyoruz. İşlem yapacağımız zaman ne kadar yeri şekillendireceksek o kadar eşit bir miktarda hamurlarımızı birleştiriyoruz. Bu çalışma tamamen özgün bir çalışma arkadaşlar. Kişinin kendi hayal gücüyle şekil verilebilen ve taşlarla süslenebilen bir çalışmadır. Şimdi malzemelerimizi göstereyim. Zirkon taşlarımız arkadaşlar. Kuyumculuk hamurumuz. Taşımız. A şeklinde taşı kullanacağım. Çivimiz. Pensemiz. Ve bal mumumuz. Ben bu bal mumunu arkadaşlar taşları dokunup hamurun üstüne yapıştırmak için kullanıyorum. Sizler kalemde kullanabilirsiniz. Ucu yumuşak kalemler olabiliyor. Beyaz renkte kalemler satılıyor bunlar için. Ondan kullanabilirsiniz. Şimdi işlemimize başlayalım. Evet, A ve B grubu hamurlarımdan iki eşit parça kopardım. Bunları birbirine kavuşturuyorum, birleştiriyorum arkadaşlar. Yoğurma işlemi yapıyorum. Bu işlem 4 dakika olacak. Bu hamurumuzu birbirine birleştirmezsek donma işlemi olmaz. O yüzden ayrı ayrı paketlerde muhafaza etmeliyiz. Tekrardan belirteyim. 4 dakika boyunca bu hamurumuzu yoğuracağız arkadaşlar. Hamurumuzu 4 dakika boyunca yoğurduk. Şimdi şekillendirme işlemine geçelim. Şekillendirme işleminde dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi de bazı taşlarda delik vardır. Bazı taşlarda delik yoktur. Bunu hamur yardımıyla çivi kullanarak taşımızın klipsini kendimiz ayarlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tane örnek verecek olursak. Şimdi diyelim ki benim taşımın burasında delik yok. Ben bu hamurumla şekil veriyorum. Böyle buraya yerleştiriyorum. Genellikle bu kısmı topuz yapıyoruz arkadaşlar. Böyle daha bir kabarık yapıyoruz ki hacim verelim. Sonra çivimizi saplıyoruz. Bu şekilde. Bu hamurumuz kurumaya bekletiyoruz bu hamurumuzu. Bir gün sürüyor bunun kuruması da. Daha sonra pense yardımıyla kesip istediğimiz boyutta kıvırabiliyoruz arkadaşlar. Taşında delik olmayanlar tepe kısmını bu şekilde yapacaklar. Şimdi benim burada deliğim var. Çivimi takıyorum, geçiriyorum. Çivim yumuşak olduğu için elimle şekil verebildim. Fakat bu tepe kısmını pense yardımıyla biraz kıvıracağım. Şurayı dikleyeceğim şöyle. Çivimi böyle yerleştirdim arkadaşlar ben. Şimdi burayı hamurla şekillendireceğim. Buradaki hamurumuzun tepesi kalın olabilir arkadaşlar. Hamurumuz, buradaki hamurumuz kalın olabilir. Şöyle. Şöyle şuralara kadar da yayabiliriz. Böyle özgün bir çalışma olduğu için. Arkalarını da düzeltelim. Hamurumu yerleştirdim güzelcene. Şimdi taşlama işlemine geçeceğim burada. İlk önce ben şu en dış hattını arkadaşlar açık rengimden, açık beyaz
taşla sırasıyla gideceğim. İç kısımlarına da antrasit rengindeki taşımı yerleştireceğim. Bağ mumumu aldım elime. Taşımı yapıştırdım. Hamurumun üstüne yerleştiriyorum. Tekrardan taşımı yapıştırdım bağ mumuna. Hamurun üstüne yapıştırıyorum. Şimdi iç kısmını da koyu taşımdan döşeyeceğim arkadaşlar. Evet, mıhlamamızın tepe kısmını bitirdim arkadaşlar. Bunlara dokunmuyoruz. Hamurumuz kuruduktan sonra çivimizi kıvırma işlemi yapıyoruz. Şimdi bu hatta hamurumu yayacağım arkadaşlar. Hamurumuzun kalınlığını da taşlarımızın yüksekliği kadar arkadaşlar hamur yerleştiriyoruz. Taşlarımızı batırdığımız zaman hamura yerleşsin diye. Burada yoğun bir hamur kullandık tepe kısmında. Ama buradaki orantıyı eşit yapmaya çalışalım. Yani hani çok ince olmasın zar gibi, yoksa taşlarımız tutmaz arkadaşlar. Hamuruma dalgalı bir şekil verdim. Çok dümdüz insin istemedim bu şekilde. Bunu da arkadaşlar en dış hattını beyaz zirkon taşımla döşeyeceğim. İç kısımlarında yine antrasit renginde döşeyeceğim. Evet, taşlama işlemimiz bitti. Şimdi kurumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Hemen hemen bir gün boyunca bekletiyoruz kuruması için.
Merhabalar. Bir gece beklettikten sonra hamurumuz iyice sertleşti, beton gibi oldu. Şimdi bu tepe kısmını kıvıracağız karga burnumla. Zincirimin genişliği kadar, yani hani yuvarlak yaptığım zaman zincirimin geçmesini istiyorum. O yüzden pensemin kalın olan kısmından yuvarlamaya başlıyorum. Yani şu şekilde tutuyorum. Kalın olması için düzeltmeler yapıyorum burada. Bir zincirimi geçiriyorum burada. Zincirimin uç kısımlarına halkalarla bir adet de papağan yerleştireceğim. Halkamı papağandan geçiriyorum. Zincirimizin uç kısmına takıyorum. Ve pense yardımıyla kapatıyorum. Ucuca getirdim bunları. Diğer kenarına da sadece halka takacağım. Papağanım rahat takılsın diye. Çünkü bu zincirin delikleri küçük. Buradaki kısımdan takabilelim diye. İkinci kolyemiz de hazır. Bu taşımı ben yine doğal taşlarla kombin yaptım. Zirkon taş mıhlama çalışmaları bu şekilde yapılıyor. Sizler de bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar.